Bilin bakalım ben ne yapıyorum. Tabii ki de börek yapıyorum arkadaşlar. Hamurlarımı bezeledim güzelce. Yumurta. 2 adet yumurtayla. Sonra 2 su bardağı sütle. Ve 5 su bardağı. Onunla güzelce mayaladım arkadaşlar. Bugün çıtır çıtır bir börek yapmayı planlıyorum. Kıymalı ve peynirli yapmayı düşünüyorum. Eğer kıyma çok gelirse peynirli yapmaya da bilirim. Bir tane merdane yardımıyla açtım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakar mısınız, hamur gerçekten çok güzel. Bu şekilde açacağım. Bu şekilde açtım güzelce. Şimdi birazcık buraya yağ koyacağım. Ondan sonra elimle şu şekilde arkadaşlar yayacağım. Yaydıktan sonra bir tanesini alacağım arkadaşlar. Bir tanesini, ama şuraları iyice yağlayın ki sonra kaldırırken sıkıntı çıkmasın. Hepsini yağlayacağım arkadaşlar. Yani anlayacağınız, yağlayarak aslında açılacak bunlar. Şimdi iki elimi kullanmam lazım. Tripodu da kuracak yer bulamadım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bunu da iyice yağlayalım. Şuradan, sağdan, soldan. Hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde yağlamaya özen gösterin benim gibi. Her tarafını yağladım. Ha, şu şekilde her tarafını yağladım. Bakayım. Şurada birazcık kuruluk kalmış. Sonra bunu yağladıktan sonra hemen bir tane daha alalım. Bir tane daha şu şekilde koyalım. Durun, bunu da yağ dökelim. Yağ döktükten sonra bunu da aynı şekilde güzelce yağlayalım. Arkadaşlar bu işlemi bu şekilde yapacağız. Sonra bunları yarım saat, 40 dakika, 45 dakika bekleteceğiz bu şekilde. Sonrasında açma işlemine başlayacağız. Bu arada iç harcını yapacağız. İç harcı da oldukça kolay olacak. Şimdi arkadaşlar ben bunları yağlayayım bu şekilde. Sağında solunda kuru kalmayacak şekilde. Yapayım hepsini, yaptıktan sonra görüşelim. Şimdi burada kıymayı kavanozun altında kapatmıştım. Kıymalı yapacağım. Yarısına yarısına şey yapacağım. Dedim ya size. Altını bir türlü açamadım. Altı açıldı. Arkadaşlar bu da bu şekilde kavruklanacak. İçine karabiber. Ondan sonra şöyle göstereyim hatta birazcık. Şu şekilde tuz minnacık. Biraz daha olabilir. Birazcık tuz. Sonra toz biber, karabiber, pul biber koyup, kimyon koyup güzelce lezzet soframıza katacağız. Arkadaşlar birazcık peynirli yaptım. Birazcık kıymalı. İç harçlarını bu şekilde yaptım. İçine dilerseniz maydanoz da koyabilirsiniz ama ben koymak istemedim. Soğanla yaptım böyle ben bunu. Arkadaşlar bunları da yağlayıp güzelce yağladım. Bu şekilde bekletiyorum. Bakar mısınız? Hemen açılacak, görüyor musunuz? Bunu da bir yarım saat böyle bekleteceğim arkadaşlar. İç harcı da hazır. Burayı toparlayayım. Bir de içeriye geçişim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hamuru açma kısmında olduğundan dolayı hemen ne yapacağız? Anlatayım size. Arkadaşlar şu poşeti şu şekilde bir kaldırayım. Poşeti hemen şöyle kaldırdım. Poşeti kaldırdıktan sonra arkadaşlar ilk bezemi aldım. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Ay kopuyor ama. Dikkatli açıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Böyle. Yavaş yavaş açıyorum. Bu arada ellerim yağlı olmadığından dolayı sanırım bu şekilde yırtılmalar yaşıyoruz. Hemen bunları bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş ben zarar vermeden açacağım. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Önemli olan orta kısmının yırtılmaması. Bu arada arkadaşlar şunu şöyle yine yağ gezdiriyoruz. Bu şekilde şu kısımları iyice açayım. Bu şekilde açtım. Şu köşe kısımlarını. İlk başta ben peynirli yapmaya karar verdim. Sizler de dilerseniz benim gibi peynirli yapabilirsiniz. Şimdi ben şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şu orta kısma yapacağım. Şöyle. Orta kısım. Şurayı bir birleştireyim ama. Şurası çünkü çok kötü yırtıldı. Arkadaşlar şimdi bunu bu şekilde ata ata yavaş yavaş bu şekilde
sararak yapacağız. Sonra fırın tepsimizi, arkadaşlar burada ben fırın tepsimin içine yağladım. Fırın tepsinin içini yağladığım için şu an gayet iyi. Bunu bu şekilde yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar şu şekilde orta kısmına, ay durun, şu şekilde sarıyorum. Bu orta kısma. Fırın tepsimi de alayım bu arada. Sizlere de göstereyim. Fırın tepsisini bu şekilde susamladım da. Bunu bu şekilde koyuyorum. Bunu dilerseniz sadece bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de benim gösterdiğim şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben tekrardan alacağım bir tane. Hop. Yavaş şu şekilde arkadaşlar, incitmeden yavaş yavaş açarsak daha iyi. Yani yırtmamaya özen gösterelim. Ne kadar çok bekletirsek o kadar da bu arada yırtılmaz. Şimdi ben bunu şu şekilde iyice açayım. Bu şekilde iyice açıyorum arkadaşlar. Tabii yırtıklıklar olacak elinde sonunda ama önemli olan bunu yırtmadan açmaya çalışabilmek. Ben şu şekilde köşelerine açayım. Ha, böyle açı açı gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da tamamdır. Bunu açtıktan sonra şu şekilde arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapalım. Heh. Bu şekilde yaptık. Bu da tamamdır. Bu arada şöyle elimize yayalım. Az bir şey yine ne yapıyoruz? Yağ. Yağ gerçekten arkadaşlar. Yani börekte ne kadar çok yağ olursa o kadar böreğiniz güzel olur derler ya. Bunu böyle bu şekilde attım. Şimdi bu şekilde yavaş yavaş sara sara gidiyoruz. Şu uç kısımlarını da bu arada kapatayım ki dökülmeler olmasın. Şurayı biraz açayım. Bunu bir şöyle koyayım. Arkadaşlar şimdi dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz de bunu şu şekilde tekrardan devam ettirecek şekilde de yapabilirsiniz. Yani istek size bağlı. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. İşleme bu şekilde sürekli devam edeceğim arkadaşlar. Şu şekilde alayım. Devam. Ben bunları böyle yavaş yavaş açayım arkadaşlar. Çok ince bir şekilde yapacak şekilde açıyorum böyle. İçlerini dolduracağım. Fırına verirken, bu arada ben bunu iftar, akşama iftara yapıyorum arkadaşlar. İftara da gayet güzel oluyor. Ne kadar çok ince açarsak o kadar iyi. O yüzden ince açmaya çalışıyorum iyice. Bu şekilde. Şuraları yırtıldığı için artık bu kısımlar pek de açılmıyor. Şunu da şu şekilde ortasına gelecek şekilde. Heh, bol peynirli oldu bu arada. Bol peynirli güzel olur. Şunun hepsini bir koyayım. Peynirlilerimiz bitti arkadaşlar. Bol peynirli olacak. Yani mis gibi bir tarif, siz düşünün artık. Peynirlimiz bitti. Geri kalanların hepsi kıymalı olacak. Şimdi ben bunlara şu şöyle. Aslında bir tane daha şey yapabilirmişim ama. Şu sefer şuradan saralım.
Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Saralım. Bunu da sardım arkadaşlar bu şekilde. Ya dilerseniz gül şeklinde, dilerseniz de bu şekilleri verebilirsiniz. Şimdi şu tepsimi de alayım tekrardan. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde etrafını sardım. Bakın, hem pratik hem kolay. Yapın 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 arkadaşlar. Şimdi ben bunları da açacağım. Şimdi kıymalılarım kaldı. Bunun etrafı kıymalı olacak arkadaşlar. Bunları da yapayım, hemen görüşelim. Arkadaşlar ben bu şekilde yaptım. Şimdi fırına gidecek. Fırında pişecek güzelce. Pişirdikten sonra görüşelim. Arkadaşlar böreğim pişti. Yaklaşık bir 20 dakika boyunca pişti. Şöyle göstereceğim size. Bir tanesini çıkartayım. Arkadaşlar çıtır çıtır oldu. Şuralarından inceliğinden anlarsınız çıtır. Ay bir dakika, şurasından inceliğinden çıtırlarını anlarsınız. Tabii şu an biraz çok sıcak olduğu için arkadaşlar yumuşacık ve çıtır çıtır oldu gerçekten. Birazdan göstereceğim sizlere. Şimdi bu biraz soğusun. Bu arada biz de artık masaya hazırlayalım. Daha saat bu arada erken. Bizimkiler sıcak yediği için midelerine dokunuyor. Ondan dolayı da ben şimdiden yaptım. Arkadaşlar mis gibi oldu. Yapan yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar ben size şimdi şöyle çıtırlığını göstermek istiyorum. Bakın. Şu sesi duyuyorsanız böreğiniz olmuş demektir. Bu arada sıcak olduğu için ben bu şekilde gösteriyorum. Böreğimiz 10 numara olmuş arkadaşlar. Yapan yiyen herkese şimdiden afiyet olsun.